Merhaba. Yine bu seride Yeşilçam serisinde anılar. Bu akşam enteresan Kadir İnanır'ı anlatacağım. Önce bu girişi yaptım. Bizim desteklerimizi unutmuyoruz. Destekleri şöyle unutmuyoruz. Bizi beğendiniz, izliyorsunuz. Katıl butonu. Bir de teşekkürler butonundan isterseniz kanalımıza destek olabilirsiniz. Yani mangrajdan bahsediyorum. Küçük yani 20 liradan başlayan ama kat kat artan bir şekilde şey yapalım. Neyse tıraşı kestim. Kadir İnanır'ı anlatacağım. Evet, Kadir İnanır Türk sinemasının çok önemli bir fenomeni bir kere. Bunu baştan kabul edelim. Adam yakışıklı mı yakışıklı. Kadınlar beğeniyor mu beğeniyor. Adamın dik duruşu var mı var. Muhteşem bir adam yani. Gerçekten öyle. Efsane 70'li yıllardan başlayan serüveni hala jön olarak devam eden tek adam. Bakın bu bile çok önemli. Şimdi Kadir İnanır'la Kadir İnanır'ın filmlerini beğenir mi beğenmez mi bu ayrı bir şey. Kadir İnanır'la işte Çiçek Bar döneminde Muhsin Bey filmini çekmiştik. Ben yine orada çok genç oyuncu olarak bara girmeyi başaran bir adam olarak Çiçek Bar çok önemliydi. Arif'in yeri. Girdiğimde Kadir İnanır masada oturuyordu. Şöyle tek kaşını kaldırarak baktı. Dedi ki tebrik ederim seni. Muhsin Bey filminde çok güzel oynamışsın dedi. Abi dedim ben dedim orada dedim çok fazla bir şey yapamadım. Yönetmen çok iyiydi falan gibi cevaplar. Tamam tamam çok iyisin dedi. Bakışlarını hemen değiştirdi. O git demek yani. Yürü demek. Neyse yürüdüm. Tabii Kadir İnanır'dan bu övgüyü almak öyle efendim her baba yiğide nasip olacak bir şey değil. Fakat Şener Şen'in anlattığı çok güzel bir anekdot var. Şimdi yıllar önce yine o zaman Papyrus dönemi, Papyrus da efsane artist barlarında yönetmenlerin, oyuncuların falan gittiği bir yer. Şener Şen yeni meşhur olmuş. Hababam sınıflarından, işte o Ertem Eğilmez'in aile filmlerinden. Papyrus'a gidiyor, oturuyor. Baktım diyor, Kadir İnanır orada gözünü bana dikmiş bakıyor diyor, tek kaş havada. Sabitlenmiş diyor. Kafamı çeviriyorum diyor, selam vermeye de cesaret ediyorum. Tekrar dönüyorum bakıyorum, hala bana bakıyor diyor. Böyle bana bakıyor. Allah Allah. Acaba bana gıcık mı? Acaba bir yerde bir terbiyesizlik mi yaptım? Bir hürmetsizlik mi yaptım şimdi? Kadir abi ters bir adam aslında. Ya diyor, hay Allah diyor, ne yapacağız diyor. Dönüyor bakıyor, yine bakıyor böyle. Kafasını uzatıp uzatıp. Tuvalete gideceğim diyor. Tuvalete gittim. Baktım diyor, Kadir de kalktı diyor. Arkamdan geldi diyor. Hissediyorum diyor. Şöyle durdum diyor. Eğer diyor bana bir şey yaparsa diyor ben de cevap vereceğim. Tak diye omuzuma bir el geldi diyor. Şöyle bir döndüm baktım. Sen demiş çok büyük bir oyuncusun. Seni takdir ediyorum. Kadir İnanır böyle bir adam işte. Evet ya. Şener Şen bunu çok daha güzel anlatıyordu. Hasbelkader ben de aklımda kalan kadar anlatmaya çalıştım. Fakat efendim talihsizlik şu ki ben bir magazin programı, paparazziye benzeyen bir magazin programının sunucusu şeyini aldım. Bir güzellik yarışması var Sheraton Otel'de. Kadir İnanır da davetler arasında ama ne kadar talihsiz bir adamım. Kamerayı kurmuşuz orada. Kadir İnanır çıktı şeyden iki tane kadın erkek tuvaleti var karıştırdı yanlışlıkla kadınlar tuvaletine girdi. Yani yapacak bir şey yok. Tabii
Bu benim kafamda kaldı. Ben de zevzek bir adamım. Ve bir sene sonra falan biz onu çekmedik ve kullanmadık, bu arada onu söyleyeyim. Tamamen yanlışlıkla girdi. Anında çıktı zaten. Yani Kadir Bey'in öyle şey yani asla. Ben 5. katta bir bar vardı. Orada rastladım Kadir abiye. O kadar şeyim, patavatsız, o kadar zevzek bir adamım ki. O dönemlerde öyleyim. Şimdi kontrollüyüm artık. Kadir abi dedim. Senin dedim. İşte biz dedim şey yaptık, pişti yaptık dedim. Kadınlar tuvaletin. Sen dedi kimle konuştuğunu zannediyorsun dedi. Ben dedi beni dedi orada çekecek adamı dedi Taksim Meydanı'nda etekle dolaştırırım dedi. Haydi yıkıl karşımdan yürü falan. Allah Allah. Sonra neyse Kadir abinin sinirlerini bozdum ama çok da üzüldüm tabii. Üzüldüm merak etme. Şey yapmıyorum, çok kafayı takmıyorum ama ben bir komedyenim çünkü. Yani padişahın soytarısı vardır ya, her şeyi o söyler modundayım. O barın sahibi geldi, ya Osman ya sen ne yaptın ya? Yani nasıl böyle, yani Kadir İnanır işte. Kadir İnanır bir bara geldiği zaman falan etraf boşalıyor. Yani sağından solundan kalkıyorlar şimdi. Yani Kadir abinin hep böyle bir şey duruşu var. Yani oraya geliyor. Bu hikayeyi çok temelleyeceğim. Niçin öyle davrandığını. Yıllar sonra tabii Ünal abinin ağzından dinliyorum. Ünal abi de Ünal Küpeli bu arada yönetmen, ünlü yönetmen, çok başarılı yönetmen. Zampara Seyfettin de yönetmeni. Ünal abiyi işte Bodrum'da meyhanede anılarını anlattırdık. Dedi Ünal abinin sesini taklit ederek yaptım. Kadir dedi benim dedi oğlumun kırbesi dedi. Çok güzel haberim. İşte bir gün dedi Besat'tayız. Ben dedi Kadir erkenden gelmiş dedi. Ben ondan sonra geldim. Baktım Kadir ayağa kalktı. Geldi hocam hoş geldiniz diye. Kadir dedim ne yapıyorsun dedim. Sen koskoca bir Türk sinemasının jönlüsün. Abicim dedi. Eğer dedi ben bir terbiyesizlik yaparsam, sana saygılı davranmazsam bunlar götümüze parmak atarlar. Ben sana hürmet göstereceğim ki bu adamlar da bize saygı duysunlar. Kadir işte böyle bir adam. O duruşu, o duruşu var ya aslında altın gibi bir kalbi var. Yani Ünal abinin ağzından anlatmaya çalıştım bu hikayeyi. Efendim, tabii sonra yıllar sonra Kadir abi bana takmış. Yani kafasında bir kötü imaj oluşturmuşum. Münasebetsiz, asap bozucu bir adam. Beni öyle algılıyor. Arnavutköy'de bir mekan var. Orada takılıyorlar. Yani orada vakit geçiyor. Arnavutköy şey yani Boğaz'daki Arnavutköy'den bahsediyorum. Tarihi Arnavutköy'den. Ben de oradan geçiyorum. Bir yere gideceğim falan. Efendim oradan geçerken bir baktım Kadir abi kahvenin önünde oturmuş. Oturmamış. Ayakta duruyor. Böyle dikiliyor. Kahvenin önünde dikilen adamlar vardır ya. Hep dikilirler onlar. Öyle duruyor. Şöyle bir baktı ben geliyorum. Böyle yaptı. Eyvah dedi. Yok pardon eyvah demedi. Dalyarak Osman geliyor dedi. Tak diye içeri kaçtı. Yani böyle onu yedirerek yaptı. Çünkü yani bir münasebetsizlik yapabilirim. Bilmem ne yapabilir. Yani yanında da Karadenizli arkadaşlar var. Onun adamları hep Karadenizliler yani. O enteresan bir şey. Yani hep yanındadır onun. Ondan sonra onlar da sağa sola bakıyorlar. Dalyarak Osman'ı arıyorlar. Lan hangisi? Beni benzetemiyorlar. Hani Kadir'in kolay kolay şey yapacağı, çekinip de kahveye gireceği bir adam tipi arıyorlar. Ben o değilim. beni esas tabii takıldıkları kahvede, Arnavutköy'de takıldıkları kahvede yine Ünal abiden dinledim. Ünal kim? Kulakları çınlasın. Şimdi kahvede oturuyorlar. Lokal diyelim, işi basitleştirmeyelim. Ünal abinin ağzından anlaşalım.
Bir gün kahvedeyiz. Ondan sonra biz üç kişiyiz. Okey oynayacağız. Dördüncü adam yok. Orada da bir adam var. Gelmiş öyle paltoyla oturuyor. Çoban işte. Abi dedi ben gelirim istersen. İyi dedi. Ya ben Kadir'e baktım. Kadir böyle yaptı. Neyse oturduk. Kurduk şakada şukada oynuyoruz falan. Adam gözlerini dikmiş devamlı Kadir'e bakıyor. Kadir sağa bakıyor, sola bakıyor. Adam da göz göze gelmemeye çalışıyor. Ben Kadir'e bakıyorum. Kadir'im şey gitmiş beti benzin. Adam devamlı bakıyor. Adam dayanamadı. Sordu. Ya dedi Kadir'in yanına. Ben dedi seni nereden tanıyorum? Ya düşünün ya. Kadir inanır. Türkiye tanıyor, adam tanımıyor. Kadir inanır. Böyle ter döküyor artık. Sağa sola bakıyor. Ne zaman ıstakayı adamın kafasına geçirecek? Efendim neyse. Adam dedi ki daha da arttırdı dozu. Sen dedi hiç Van'a geldin mi? Orada dedi hayvan ticareti yaptın mı? Celeplik yaptın mı? Deyince Kadir Allah diye masayı devirdi. Iskayı. Biz zor tuttuk Kadir'i. Kadir bağırmaya başladı. Kim alıyor bu dallamaları kahve? Ya böyle güzel. Hakikaten çok patavatsızlar da var. O çoban gibi, benim gibi. Yani insanlar bazen kendini korumak için mecburen blokajlar yapıyorlar. Ve olmadıkları belki altın kalpli, çok sevecen, çok içten. Düşünün yani benim gibi genç bir oyuncuya ne kadar iyi oynamışsın diye tevazuyla iltifat eden, Şener Şen'in arkasından gidip sen çok iyi bir aktörsün diyen, aslında ve Türk sinemasının en uzun ömürlü jönü mecburen öyle görünmek zorunda belki. Sert görünebiliyor. O sertliği, duruşu belki çok yapay. Hiç de öyle bir adam olmayabilir. Her ne kadar sürçülisan ettiksek affola efendim.